Velhasıl Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği başarılar dolayısıyla çok kısa zamanda çok büyük yerleri işgal etmesi, Fransa'yı düşürmesi, diğer ülkeleri tepeleyivermesi sonucu yeniden Türkiye'yi yönetenler üzerinde etki yapmaya başladı. Yani yeniden Alman hayranlığı, yeniden Almanya'ya güvenme, Almanya'yla birlikte olma arzularını kabarttı. Türkiye'yi yönetenler İngiliz adamları olduğu halde, özellikle savaş başladığında Türkiye'nin başında bulunan İsmet İnönü, has bir İngiliz adamı, İngiliz ajanı olduğu halde, Almanların Almanya'da yaptıkları paralelinde bir takım şeyleri Türkiye'de yapmak suretiyle her ihtimale karşı şayet Almanlar Türkiye'ye girerler yahut Türkiye Almanlardan yana tavır koymak durumunda kalırsa zorlanarak veya çeşitli sebeplerle Hitler'e şirin görünmeyi hedef tutan şeyler idi. Mesela Hitler Ari ırktan olmayanlara birinci de olarak da işte Yahudilere ve Çingenelere karşı jenosit uyguluyor idi. İsmet Paşa da Türkiye'de İngiliz adamı olduğu halde böyle bir düşüncesi de bulunmadığı halde Türkiye'deki Yahudilere adı Yahudi adı olan herkese zengin fakir demeden çok meşhurdur. 1941'de varlık vergisi adıyla bir vergi koydu. Bu vergi itirazı mümkün olmayan tamamen karakuşi hükümlerle tepeden inme bildirilen, konulan vergiydi. Ya, o günün parası çok değerli para. Ve zenginlik Türkiye'de bugünkü kadar yaygın olmamasına rağmen adı Yahudi adı olan hemen herkese 100 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira, 50 bin lira gibi vergiler konuyordu ki bugünün parasıyla 50 milyar, 100 milyar, 500 milyar trilyonlara varan paralardı bunlar. Birçok Yahudi bunu ödeyecek durumda değildi. Kendini kurtarmak için ya yol çalışmaları, şose çalışmalarında ömrü billah kürek mahkumu gibi çalışacaktı bu paranın karşılığı yahut da kısa yoldan yolunu bulup kaçacaktı Türkiye'de. İtirazı da mümkün değildi. Kaldı ki her şeye itiraz mümkündü Türkiye'de. Yerine getirilir getirilmez, dinlenir dinlenmez ayrı bir konu ama itirazı da mümkün olmayan bir vergiydi. Koyduk bitti yani. Bunu ödeyeceksin, başka çaresi yok. Ya kaçıp kurtulacaksın kaçabilirse. Bu gibi şeyler yapmasına rağmen İsmet Paşa'yı İngilizler geldiler Adana'da Winston Churchill vasıtasıyla bir trende görüşme yaptılar biliyorsunuz. Orada Türkiye'nin Almanlardan yana tavır koymamasını, Almanlarla beraber olmamasını sağlamak için çok baskı da yaptılar, vaatte de bulundular. Almanlar bu arada Bulgaristan'ı işgal etmişler ve Türk hudutlarına da dayanmışlardı. Yunanistan'ı zaten işgal ettiler. Dolayısıyla Türkiye ile artık hudut hale gelmiş durumdaydılar. Alman militarizminin bu başarılı harekatı, başarılı ilerlemesi herkesi düşündürüyordu. Tabii Türkiye'de de birçok insanı düşündürüyordu. Özellikle de Türkiye'yi yönetenleri. Almanların hoşuna gidecek davranışlarda bulunuyor. Hitler'i belki gevşetecek düşüncesiyle Yahudilere bu varlık vergisi adıyla konulan zulüm vergisini koyuyorlardı. Ama sonuçta Hitler'in 1 Mayıs 1944'te Normandiya çıkarmasıyla durdurulması ve geriletilmeye başlanılmasıyla 1 Mayıs 1944'ten 2 gün sonra 3 Mayıs 1944'te Türkiye'de rejimin teşvik ettiği, palazlandırdığı ırkçılar yani onlar da bir bakıma nasyonal sosyalistler gibiydiler, Türk ırkçıları tevkif edildiler. Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir'in emriyle yani İsmet Paşa'dan gelen talimata uygun olarak tevkif edildiler ve aralarında Nihal Atsız'ın, Osman Yüksel Ser'den geçtiğinin, Mehmet Sofuoğlu'nun yani çeşitli ırkçıların, Alparslan Türkiş'in de bulunduğu kimseler tabutluklar adıyla anılan işkencelere alındılar. Kafaları usturaya vuruldu ve kafalarının üstünde 2000 wattlık ampuller yakılmak suretiyle maddi işkencelere maruz bırakıldılar. Bundan 16 gün sonra 19 Mayıs 1944'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda İsmet Paşa
Gençlik ve Spor Bayramı'nda, o zaman Gençlik Bayramı mıydı? Neydi adı? Bir nutuk çekmek suretiyle ırkçılığa karşı açık bir tavır koydu. Kaldı ki bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyetçiliği, neredeyse Türk ırkçılığı, varsa yoksa her şeyin Türk olduğu bir dünya üzerine kurulmaya çalışılmıştı. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette de işte ne mutlu Türk'üm diyene bir Türk cihana bedeldir, Türk şöyledir, Türk böyledir, Türk, 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 Türk. Hatta daha öteye parayla getirdiği adamlara tarih kurumu, kurdurduğu tarih kurumunda konferanslar tertip ettirip bütün dünyadaki kavimlerin Türklerden türediği nanesini yemeye kadar işi vardır. Yani Adem Aleyhisselam Türkmüş, öyle ya. Çingeneler de Türk'ten türüme, her şey Kürtler dünden Türk de zaten. Velhasıl bu politika resmen 14 Mayıs ve 19 Mayıs 1944'te İsmet Paşa'nın Ankara'daki 19 Mayıs stadyumunda verdiği ırkçılık aleyhtarı nutukla noktalanmış ve bitmiş oldu. O güne kadar bugünkü Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi de rejimin yarı resmi gazetesi olarak ırkçılıkta hemen hemen Hitler'in yayın organlarına taş çıkartacak derecede Türkçülük yapan bir gazeteydi.